Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Fatih'ten devam ediyoruz efendim. Ve sizler için Diyoz Mimarlık Mühendislik firmasına konuk olduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. İzleyicilerimize kendinizden kısaca bahseder misiniz İlker Bey? Tabii ki. 2001 yılında Mimarlık Fakültesinden mezun olduktan sonra mimar olarak sektöre atıldık. Evet. Aşağı yukarı 18. yılımızdayız. Maşallah. Mimarlık işiyle devam ediyoruz, uğraşıyoruz. O günden bugüne de başarılı projelere imza attınız. Teşekkür ederiz. Biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Mimarlık aslında iki faaliyet konusu olan bir firma. Birincisi eski eser restorasyon ve uygulama işleri alanında. Diğeri de reklam ve organizasyon. Reklam organizasyonda düğün, davet, konser etkinlikleri gibi alanlarda faaliyetteyiz. Mimarlık alanında da eski eser yapıların restorasyonu, özellikle sivil mimarlık eski eser yapıların restorasyonu ve bunların günümüze kazandırılması konusunda çalışmalar yapmaktayız. Çok güzel. Yoğun talep görüyorsunuz. Farkınız nedir peki? Farkımız derken şimdi eski eser çok geniş bir alan. Özellikle İstanbul eski eser, tarihi eser konusunda çok zengin bir kültüre sahip. Restorasyon anlamında süreçler ve resmi prosedürler biraz zaman aldığı için burada faaliyet gösteren firma sayısı kısıtlı ve az. Biz bunların içerisinde butik işler yapan, sivil mimarlık işleri yapan bir firmayız. Genelde müşteri odaklı, yine eski eser mevzuatlarına, yönetmeliklere uygun olarak çalışmalar yapmaya gayret gösteren bir firmayız. Evet, çalışmalarınızda nereye dikkat ediyorsunuz? Çalışmalarımızda zaten eski eser mevzuatlar ve yönetmelikler anlamında belli kurum ve kuruluşlara, Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Müdürlüklerine, koruma kurullarına bağlı olduğumuz için mevzuatı ve yönetmeliğe uygun çalışmalar, yani sınırlarımızı kendileri belirliyor. Biz o sınırlar çerçevesinde müşterinin isteğini de işin içine katarak en uygunu, en kaliteliyi, en iyi şekilde eski eseri koruyarak, onun tarihi dokusunu, çevre dokusunu koruyarak günümüze aktarmaya çalışıyoruz. Titiz bir çalışma gerektiriyor, evet, değil mi bunların tamamı? Tabii taahhüt ettiğiniz zaman diliminde de anahtar teslim yapmak zorundasınız. Siz de bunu kesinlikle gösteriyorsunuz. Mecburuz. Başka bir alternatifimiz yok. Her ne kadar süreçler uzun gibi görünse de aslında çok prosedürlü bir iş. Eski eseri günümüze kazandırmak hem özelliklerini yitirmeden hem özgün malzemeyle yapmak, bunlar belli, bunun proje aşaması da uygulama aşaması da başlı başına bir zaman gerektirdiği için diğer mimarlık kollarına göre çok farklı bir zaman gerektiriyor. Yani daha uzun ve sabır gerektiren bir iş. Hem müşteri açısından hem bizim açımızdan. Doğru. Hem zaman, sabır, aynı zamanda evet, da profesyonel bir ekip gerektiriyor. Kaç kişiye çalışıyorsunuz? Şimdi biz bu mimarlık konusunda 7 kişiyle profesyonel ekiple devam ediyoruz. Bunun dışında taşeron ekiplerimiz var ve danışman hocalarımız var. Çünkü eski eser başlı başına bir bilim dalı diyebiliriz. Tabii. Mimarlığın, fakültelerin kendine özel bölümleri var. Restorasyon bölümleri.
Dolayısıyla bunu tamamen biliyorum demek, her şeyle hakimim demek çok zor. O yüzden biz bundan çok kendimizden çok daha yetkin ve işi bilen tecrübeli hocalarımız, danışman hocalarımız var. Bunları da biz kendi ekibimizin içinde görüyoruz. Her proje kendine münhasır olduğu için hepsini başlarken özellikle hocalarımızın önerilerini, tavsiyelerini, teorilerini, teknik bilgilerini alarak işe başlıyoruz. Tabii İstanbul restorasyonun kalbi ama sadece İstanbul sınırları içerisinde mi gidiyorsunuz? Çevreye de gidiyor musunuz? Yani öyle bir fırsat olmadı. Sınırlamamız yok. Gidebiliriz ama bugüne kadar herhangi bir talep de olmadı. Öyle bir pozisyon da gelişmedi ama genelde İstanbul içerisindeyiz. Olursa da niye gitmeyelim? Tabii ki gideriz memnuniyetle. Peki efendim bu mesleğe gönül vermiş olan gençlere neler önerirsiniz? Gençlere önerimiz ne olabilir? Gençlere önerimiz sadece severek işlerini yapmaları. Önerimiz o olabilir. Çünkü severek yapılan her işte ben başarının geldiğini gördüm, okudum, izledim. Kendimiz de yaşıyoruz bunu. Severek yapılan her iş mutlaka peşinden başarıyı getiriyor diye düşünüyorum. Tavsiyeleriniz için teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bugün İstanbul Fatih'ten Beyoğuz Mimarlık ve Mühendislik firmasından sizlere seslendik efendim. Sektör adına Sayın İlker Kaytaş'tan değerli bilgiler aldık sizler için. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.